Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde adını telaffuz ettiğimiz bir isimle ilgili konuşarak başlayacağız. Nikola Pepe, Arsenal'ın oyuncusu. Geçen sezon Nice'de kiralık olarak görev yaptı. Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğu üzerine konuşuluyor. Oyuncu ile alakalı bazı Kesinlikle. soru işaretleri de var. Çok büyük bir yetenek aslında ama o soru işaretlerinin neler olduğunu da Yusuf Kenan Çalık oyuncuya çok hakim. Biz de paylaşacak ama Beşiktaş'ın futbolcuyla alakalı bakış açısı nedir? Serdar Sarıdağ'dan ilk olarak bunu dinleyelim. E, ilgilendiği oyuncu tabii ki e, ve şu anda da o mevkide bitime en yakın oyunculardan biri, belki de en yakın isim. Ama tabii ki Beşiktaş'ın da kafasında e, bu oyuncuyla ilgili soru işaretleri elbette var. Fakat bu ligde bu oyuncu her haliyle bu taraftarların karşısında e, İş yapar. Yani eski günlerine dönmesi için bir çaba sarf etmiyorlar. Eski günleri değil, normal kendi potansiyelinin %50'si bile bize yeter diye düşünülüyor. Fakat Arsenal ile işin sözleşmenin fesih tarafı da var. E Tabii bu konuda iki farklı bilgiler geliyor. Mesela benim İngiliz meslektaşlarım gününde olursa çok iyi bir adam. Ama gününde olduğu gün sayısı çok az dedi. Fakat bunun nerede diyor? Premier Premierlikte söylüyor. Şimdi kadro yapısı burada çok önemli. Kim oynuyor? Önünde, kim oynuyor yanında? Kim oynuyor arkasında? Hoca kimi tercih ediyor? E neden tercih etmiyor? Gibi gibi birçok soru işaretlerini koyabiliriz. Hani nasıl sayısı kötü oyuncu mu? Değil. Ama gitmek istedi. Gitmek neden gitmek istediğini de açıkladı. Evet. Ee, şimdi burada da. Belki onun bu tarz durumları vardır, bu tarz farklılıkları vardır, bu tarz sorunları da vardır belki bilmiyoruz. Daha i̇lla hoca olarak algılamayın. Yani bazı sıkıntıları olabilir. E, o nedenle ben çok karamsar değilim ama yine de dikkat etmekte fayda var. Yani birçok oyuncu için e, sözleşmeye dayalı, per, e, performansa dayalı sözleşme tavsiye ederim. Ama tabii bazı oyuncular için böyle bir şansın olmuyor. Bu da oyunculardan biri. Yani piyasası olan bir oyuncu. E, Pepe Bildiğimiz Pepe, onu konuşuyoruz. Arsenal'de ne zaman serilsek ayağına top geldiğinde çok heyecan duyduğumuz bir isim. E, gelirse de eğer o tür sorunları da aşılırsa katkı sağlar. Ha şu var, Şenol Güneş faktörü. Evet, daha önce gördük. Hep böyle e, bu seviyedeki oyuncuları yeniden parlatan, yeniden... işte Redmond bunun en basit örneği. Masro Akkufan'ın çok basit bir örnek e, diyebileceğimiz örnekte. O da bir ayrı şans fakat işin transfer boyutu, maddi boyutu çok daha farklı bir nokta. Nedir Nikola Pepe'nin problemi? Şimdi Nikola Pepe'yi biraz anlatmak lazım oyuncuyu. Evet. Oyuncu Fransa'da genelde Fransa'da yetişen oyuncular 13-14 yaşında takımların altyapılarına girerler ve akademilerde geçirdikleri zamandan sonra 17 yaşına civarında, 16-17 yaşında civarında ilk profesyonel kontratlarına imza atarlar. Nikola Pepe bu yoldan geçen bir isim değil. Geç keşfedilen 17 yaşında sanırım halen e, Poitiers'de e e, forma giyiyordu. Orada keşfedilen ve sonrasında e, Anje'ye e, transfer olan Anje'ye gittiği ilk sezon e, genç oyuncu kendini ispatlaması gerekiyor. Profesyonel hayata alışması için 3. lige kiralanan 3. ligin ilk bölümünde ilk sezonda e, sezonun ilk bölümünde 6 aylık bölümünde çok iyi performans gösterip ...Anje tarafından tekrar çağrılan ama ben söz verdim sezonu burada da bitireceğim... ...buradaki takım arkadaşlarımı da yarıda şeyde bırakmak istemiyorum zor durumda... ...bırakmak istemiyorum diyerek orada devam eden hani sözünde de duran... ...ve o sezonda 3. ligin en iyi oyuncusu seçilen bir isim... ...sonra Anje'de de yine gayet iyi performans sergiliyor... ...Marsilya geliyor transferi son anda Anje'nin biraz fazla miktar istemesi nedeniyle iptal oluyor... Ee, devamında Lille takımına gidiyor ki Lille takımında şimdi anlatalım nasıl başarılı olduğunu. Lille takımına ilk gittiği zaman Marcelo Bielsa var takımda. Marcelo Bielsa'dan çok güzel bahsediyor bu arada Nikola Pepe ve onla e, onunla oynadıkları oyunda e, takımın işte fiziksel imkanlarının, gücünün Marcelo Bielsa oyununa yeterli olmadığını söylüyor. Sonrasında arada bir geçici teknik sektör ve Galtier geliyor. E, Galtier geldikten sonra Ikone, Jonathan Bamba e, Nikola Pepe üçlüsü, hücum hattının e, üçlüsü. Onlara eşlik eden de Rafael ile e, şey var, Loic Remy var. Hepsi hızlı. Hepsi açık alanda değerlendiren Hepsi geçiş oyunu yapan. Ve bu geçiş oyununu da mükemmele yakın yapan evet. oyuncular. Lille takımının ana planı da zaten bu. Ve bu bu doğrultuda bu planla birlikte çok başarılı oluyor. 80 milyon euroya da yanlışım yoksa Arsenal talibinde o dönemde en pahalı transfer olarak da Arsenal'a transfer oluyor. Arsenal'a girince yaşadığı sorunlardan birisi adaptasyon sorunu. İngilizce konuşmuyor. Premier Lig'de e, kendi söylemi bu. İngiliz olan oyuncularla e, neredeyse hiç iletişimimiz yoktu. İşte Lacazette ile Aubameyang da o dönemde Fransızca bilen oyuncularla e, sağ içinde e, iletişim kurmaya çalışıyorduk ama çok zor, çok sıkıntılar yaşıyorduk. Bir son dakikamız evet, var. Lütfen. Metagazoz Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon oldu sevgili seyirciler. Erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı mağlup eden Metagazoz altın madalya kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyoruz, onunla gurur duyuyoruz ve çok uzun yıllar belki de okçuluğa hizmet edecek, Türk okçuluğuna hizmet edecek, belki de branşındaki iyi oyunculardan biri olarak emekli olacak Metagazoz. Önünde çok uzun yıllar var, büyük başarılarında devamını göreceğimize inanıyoruz. Böyle miydi? Evet. Evet, not almıştım yarı finaldeyken. Evet. Ee, helal olsun. Ben söyleyene kadar adam şampiyon oldu. Helal, evet. <laughs> helal olsun. Devamını dileriz. Olimpiyatlar yaklaşıyor. Olimpiyat oyunlarında da e, favori olacak Paris'te Mutlaka. De. Umarız aynı başarıları, aynı e, seviyeyi devam ettirir. Uzun yıllar en çok olimpiyatlara katılan sporcu olmak istiyorum demişti. E, olçulukta da mümkün. E, daha farklı sporlarda mümkün değil ama olçulukta mümkün birkaç tane de madalya görme ihtimalimiz var. Görmesek de bizi orada temsil etmesi bile bizim için önemli bir düşünüyorum. 100. Türk gençleri için de okçuluk bir opsiyon haline gelmiş durumda. Parantezi kapatıyorum. Ee, orada İngiliz oyuncularla çok fazla muhabbeti yok. Arsenal'a giderken de Napoli ve Arsenal arasında teklifler var. Ee, Una Unai Emery ile konuşuyor. Carlo Ancelotti o dönemde Napoli'nin başında. Onunla konuşuyor. Se e, Seçimini de şöyle yapıyor. Unai Emery benimle Fransızca konuştu. 45 dakika sunum yaptı telefonda. Çok detaylı her şeyi anlattı. Carlo Ancelotti aradı. 3 dakika konuştuk sadece. O yüzden Unai Emery'i ve Arsenal'ı tercih ettim diyor. E, Unai Emery sonra ayrılıyor. E, Lundberg e, geliyor takımın başına. O genç takımdan geldiği için genç oyuncuları oynatıyor. Bunları kenara alıyor. Nikola Pepe de yedek e, konuma geçiyor. E, öyle olunca statüsünü kaybediyor. Adaptasyon sorunu vesaire derken... E, fiyatının da vermiş olduğu etiketin de vermiş olduğu ağırlıkla birlikte bonservisi 80 milyon euro olunca ciddi anlamda eleştiriliyor oysa ki fena bir sezon geçirmiyor ilk sezonunda. Devamında işte geçen sezon Nice kiralandı. Nice'te bir diz sakatlığı geçirdi. Sezonu dizinden sakat olarak tamamlamıştı. Yavaş yavaş orada da toparlıyor ama oyuncunun böyle ben çok delaliyle ya da işte o benzer oyuncularla kıyaslanması çok doğru bulmuyorum. Yanlış takım, belki de yanlış lig çünkü kendi kalitesi ve yapabildikleri doğrultusunda gittiği bir takım değildi. daha farklı bir takımda daha başarılı olabilirdi. Daha farklı ligde daha başarılı olabilirdi. Mesela İspanya liginde daha başarılı olabilirdi. Bence Beşiktaş'ta ciddi anlamda seviye atlatabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz Nikola Pepe. burada şey önemli. Masuaku'nun, Rosy'nin takımda olmuş olması önemli. Çünkü Fransızca bilen ve onu buraya adapte edebilecek isimlere ihtiyacı var. Evet. İletişim konusu elzem. Yani Beşiktaş eğer Nikola Pepe'yi transfer etmek istiyorsa çok net onu biraz e, iletişim konusunda desteklemeli. Takıma adaptasyonu, ülkeye adaptasyon konusunda desteklemeli. E, ama çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Geç keşfedilmiş e, ama öne, özel, önemli kaliteleri, hızlı olan, geçişi çok iyi yapan, e, son tercihleri genellikle olumlu olan... E, Lil Lille sezonunu ben çok hani birebir izledim. Arson'da, 22 gol 11 asist. Olağanüstü bir sezondu. Evet. Ama o takım da çok uygundu. Yani orta sahalar topu kapıp hemen kanatlara gönderiyordu. Ya Bamba ya işte Pepe ya Ikone işte Leo ikinci sezonda. E, Loic Remy hepsi hızlı oyuncular hepsi çok iyi değerlendiriyordu. Bence burada Abu Bakar'la çok iyi anlaşabilir geçişlerde. Orta sahada eğer orta sahaya organizatör bir oyuncu getirilirse yani şu an mevcut orta saha kurgusu Pepe'yi oynatmak için de çok verimli bir kurgu değil, onu da söyleyeyim. E, Jetson Salih, e, Amir Hacı Yamatoviç, Onana, oraya pasör, işte Sosa'dan bahsetti az önce, orayı iyi yönlendirecek. Hemen topu kaptıktan sonra ilk pasta e, kanatta birebiri yakalatabilecek oyuncuyu bulması gerekiyor Beşiktaş'ın orta sahada.